Herkese merhaba, ben Şenol. Seris Faktörü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ama oyun oynadıkça böyle bir gaza geliyorum. Çok büyük projelerim var. Ama deli gibi vakit alacak. Şu anda bunlar bile yani 4 saati geçti oyundayım. Galiba tüm çubukları açtım, hepsinden yaptım. Bombaları açtım, hepsinden yaptım. Abiciğim çok pahalı ya. Ne yapıyor merak ediyorum, ben de sizinle birlikte göreceğim. Şunu yapmadım, tüfek cephanesi... Yani bizde tüfek dediği... Aaa şu tüfek var lan, doğru. Aa, buna yapmış mıydık biz? 2 tane motor, 10 tane kauçuk. Hey. Ondan da mı yapsak ya? Buraya bir yere kauçuk sokmuş olma şansım yok. Onu da yapayım geleyim ya, değil mi? Veyahut da şu bombalara bir bakalım, onu da arada yaparız. Tüfek... Tüfeğin tek cephanesi var. Bomba, nerede kullanabiliriz? Bombayı nerede kullanabiliriz? Ha, direği falan da açtım bu arada. Abi o direk. Elektrik direği 3. 10 tane hat bağlanıyor. Eyvallah da... Bana biraz pahalı geldi. Yani şu 7'li bence gayet iyi. Çok daha rahat çatır çatır yapılabilecek bir elektrik direği. Çünkü daha fazlasına ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Onun dışında burada pek bir şey açılmadı galiba. Her haltı açtım yalnız yani. Eksik olanlar var. Eyvallah. Ama 3 aşağı 5 yukarı her haltı açtım. Şu şeyde mi denesem diyorum ya. Etrafta camış dolanıyor ya. Baya bombalar yapışıyor. Bu tamamlandı, bu tamamlandı, bu tamamlandı. Bunlar bitti. Şuradan şunlar kaldı. 4 tane. Güdümlü mermi sistemi. Buna da bakabiliriz. Kuvarda şu ikisi kaldı. Yoruldum, vallahi yoruldum ya. Radar teknolojisi falan, onlara da bakarız. Sülfürde şurası zaten sıçık şey bulmam. Hatta bu da istiyordu aynı şekilde, o ekstra düşen uzay aracı bulup içinden parça alıyoruz ya. Bir tane bulabildim de öbürünü bulamadım. Sıkıştırılmış kömür yapıyorsun. Kaça kaç. Ondan sonra da onunla paketlenmiş turbo yakıt yapıyorsun. O ne demek abi? Turbo yakıt, ilginç. Bir de şu var, nükleer caydırıcı geliştirme. Nükleere girdiğimiz zaman onu şu an yapamıyorum tabi. Turbo tüfek cephanesi, bunu da haliyle yapamıyorum şu anda. Geri kalan her altı yaptım. Hepsi budur. Yalnız... Bu ne? Burada yapılıyor mu bu ya? Yok, muhtemelen yine yakıt bölümünde yapılıyordur. Aynen. Nerede o camış? Nerede? Şimdi öncelikle bomba. R'ye basılı tutuyorsun, istediğini seçiyorsun. Bu standartı. Nerede lan öküz? Burada dolanıyordu. Niye onu atıyorum ben de bilmiyorum. Onu atmam da gerekmiyor. Aha. Ne yapıyorsun kardeşim? Dur lan, daha fırlatmadık. Allah canını almıyor. Korktu. Normal patlayıcı. Bu standarttı. Big balabum balabigbum. Şu bir sonrası. Bu biraz daha ilginç. Etrafa dağılıyor galiba. Aa, patlayacak bir şeydi. Ararsın bulamazsın ha. O şey zaten nadir de denk geliyor ya, patlama şeyleri. Kendimi üstüme mi yapıştırsam? Aha, şanslı kişi sensin kardeşim. Aha! Asıl şanslı kişi sensin. Ney bu? Bateryum. Olur. Farkı yok gibi. Ha, anladım, anladım. Patlıyor, etrafa da dağılıyor. Eyvallah. Olur. Peki bu ne? Şimdi şunu denedik, bunu denedik, bu. Ah buyur. Nerede kullanacağım? Bu arada katerim de. İşimize yarayabilir belki ha. Patlatacak bir şey bulabilir miyim? Şeyin yanındakini falan patlattım bu arada. Hani daha önce videoda gördüklerinizi patlattım. Dolaşırken. Bunu da kullanmamın sebebi havada kalıyor ya. Güzel oluyormuş. Ağaca da atabilirim ya. Orada da bir şeyler oluyor herhalde. Bu pahalı abi.
Dur bir gitme be. Oha nereye gittin ya? Patlatıyorum. Aynen şey EMP alanı şettiriyor. Yok şöyle. Gelin bakayım zıbıdılar. Ne oldu? Dallama. Anam. Tamam tek değil mi şu? Big bala bum bala big bum. Odun değil lan şeyini alacaktım parça. Ha burada kalmış. Havaya uçunca. Öldüğü noktada kalıyor şey ya. Mesela bunu da burada bir yerde öldürdüm. Burada bir yerde. Aha. Orada bir yerde dur. Tamam patlama işi bu kadar. Şimdilik. Silah. Bunda 4 çeşit var. Bir normal bir çubuk var. Standart bu zaten fix. Seçtim ha doldu. Bu normal çivi. Ekstra ne yapacak ki bu? Ateş edecek birini bulmamız lazım değil mi? Sanmıyorum ya. Normal şey atıyor. Bayağı da cacık vuruyordu. Hani sersemletme çubuğu. Buna bir şey bulmamız gerekebilir. Hani sersemletme öyle bir bayıltma falan değildir tahmin ediyorum. Ses duydum ama. Seni sersemletebilir miyiz? Sersemletebiliriz. Aha, elektrik veriyor. Olur. Üçüncüsü dağılan çubuk diye bir şey var. Mor. Neye dağılıyor? Niye dağılıyor bilmiyorum. Bu neymiş lan? Shotgun gibi. Gördün mü gidişi? Bak şöyle vurayım. Aynen bayağı shotgun. Bir de patlayıcı çubuk var. Gel buraya zıbıdı. Oha bu iyiymiş lan. Ama bu tuzluydu galiba biraz. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada da şey varmış ya. Saf. Deme ya. Onların da tam haritasını çizip hatta şey koymak diyorum ya. Nedir o? Direk. Biri bir şey yiyor. Bunlar ölmüyor ya. Bunlar ölümsüz. Bunlara hiçbir şey olmaz. Bana mısın demez. Bunları yapmak harbi de eziyetti bu arada. Ama dedim sıradan yapayım. Aradan çıkartmış olalım. Patlayıcı mermiyle şunlar patlıyor mu? İlla ki o soran olacaktı yani. Patlıyor. İçinden ne çıkıyor? Ney bu? Ya dur kardeşim. Demir cevheri. Saf. Kazıyorsun bitiyor ama bu kadar. Bir esprisi olduğunu sanmıyorum. Jetpack'in güzelliği farklı açılardan farklı şeyleri de görebiliyorsun. Zehirlerin üzerinden atlayabiliyorsun. Yani en büyük upgrade o oldu aslında. Ama bunları etrafta taşımanın pek mantığı yok. Çok fazla yer alıyor. Şunları yapmak da ayrı sıkıntı bu arada. Yani bu arkadaşlar dumansız barutu gidiyorsun. Üstünde yazıyor zaten. Şu standart barut da yapıyorsun. Dumansız barutu. Ya baksana abi ne kadar yer tutuyor ya. Bu da oldu 15 tane ki kullandıklarım da var. Yani şu an ben bunu hiç tasvip etmiyorum. Patlayıcı aslında durabilir ya. İlan bir esprisi yok şu anda da. Patlayıcı ve bir stack şundan. Olabilir, olabilir. Bu mümkün. Şimdi gerekli olan malzemeleri halledeceğim. Trende hala sıvı taşıma vagonu yok değil mi? Yük vagonu var. Yük vagonu demir yolları inşa edebilir ve elektrik... Yük vagonu bağlı, tamam. Kaynakları yük platformunu yüklenir ve boşaltır. Kaynaklara bağlı olarak 1600 metreküp veya 32 yuvalık kapasitesi vardır. Sıvı da taşıyor mu lan bu? 1600 metreküp diyor abi. Hayır çünkü ona göre petrol yerini sistemini kurayım diyorum şimdiden de. Rota bloklama mı? Rota sinyali. Bunlar yoktu. Şunları araya koyup doldurup
işimize bakıyorduk. Sıvı yük platformu yazıyor abi. Var sıvı yük 1600. 1600 az değil mi ya? Bir saniye. 400 2004 4400 zırt diye doluyor abi. 1600 dedin. Bunun 4 katı yani. Ha, o biraz problem gibi ya. En azından daha geniş bir alanda yapıp halledebilir miyim? Düşünmek lazım. Abi videoya başlayalı 1 saat oldu. 1 saat. Şaka değil. Yani cidden deli gibi vakit alıyor. Çok bir şey yaptığım yok açıkçası. Vidalarımız, üretimimiz yetmiyor. Vidaları bıraktım böyle. Ben kendi işime bakıyorum da şu treni de açayım istiyorum. 50 tane bilgisayarı yaptım. 50 tane zaten ağır modüler çerçeveyi bıraktım. 50 tane daha üreteceğim ki onun vidasını yapıyorum. Treni de açalım, en azından neler istiyor üretimde onu bir görmek istiyorum. Ona göre artık belli bir miktar otomatik saçma sapan da olsa koymam gerekiyor. Yani bu şekliyle kurtarmayacak. Hatta çok alakasız bir şekilde vida üretimi yeri bile yapasım var. Yani normal elinle direkt koyabilirsin. Deli gibi demirim var aslında. Deli gibi demirim var. Çubuğa çevirip vidaya çevirebilirim. Ki bununla birlikte rahatlıkla yönlendirebiliriz de. Saniyede kaç? 470. Dakikada 470. Dakikada 470. 470'lik yerim şeyimiz var. Zavazingomuz. Yolumuz. Conveyor belt. Üretim attı. Öyle bir şey. Vay yavrum, burası bile doldu. Geri kalanı da doldu. Bayağı doldurduk her yeri. O büyük üretimlere de başlayabilirim aslında bir yerden. Hop hop. Bir dakika, gitmeden önce şu borulardan da bit kalacağım. Ona göre ihtiyaçlarımızı halledelim de. Ya al fazladan al ya. Ya ne güzel gidiyordum. Hopa. Oh. Tren büyük ihtimalle bilgisayardan isteyecek, şeyden isteyecek. Değil mi? Ya bunlara geçici bir yer yapmam şart. Deli gibi vakit geçiyor. Gerekli üretimi yapamıyoruz doğru düzgün. Her yer doldu şu an yani full. Şu an online olmamın çok bir esprisi yok. Belli oranda belli yerlerde var tabi de. Bam. Oh, bunu da kurtardık. Yalnız şeye hala bakmadım ha. Yazan vardır kesin yorumlarda. Kumaş. Kumaş hala bakmadım. Tek o kaldı. Ondan sonra uzayın son şeyini. Son ama değil mi yani? Üçüncü aşamada bitiyor olay. Şu yukarıda yazılanları halledersem ondan sonra istediğim gibi istediğim şeyi kurabiliyorum. Hoş, kurmanın esprisi ne oluyor? Yani ürettiklerimizi ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Olay hep asansör olarak algılanıyor ya. Devamında ne yapılır? Bu arada teaser'ını açıklamışlar, şey, yayınlamışlar. Ben daha bakamadım da. Teaser'da şettirilmiş. Haa, tüfeği yapacaktım dedi mi? Neyse bir dakika, ilk başta kafa karıştırmadan. Taşıma. Trenler. Trenin kendisi bilgisayar, motor tabii ki istiyor. Onlar da istiyor. Oh, vagonlar da istiyor. Oh, tren istasyonu istemesin bilgisayar be. Yük platformu bile daha az istiyor. Ne alakası var ya? Allah Allah. Ha tamam, trenin durması ayarlanacağı yer. Tamam tamam tamam. Bir tane yapıyorsun her bir yere. Sıvı yük istasyonu ile katı. Aynı şey istiyor. Bu niye istiyor abi? Allah'ını seversen. Yürüme platform. Boş platform, boş platform. Yani yürümeli olan tabii daha güzel olur haliyle. Ki aradaki fark 6.50, 6.50. Yürümeli yaparız. Bu tamam, bu kolay, bu sıkıntı değil. Full artı full, istediğimiz gibi tren yolu götürebiliriz. Aha. Bunlara bakacağız. Nasıl çalışıyor emin değilim. Bunlara bakacağız. Muhtemelen bir dahakine bunlara girmiş oluruz rahatlıkla. Şimdi tüfek için ne gerekiyordu ona bakalım. Onu da aradan çıkartalım. Motor gerekiyor. Kauçuk gerekiyor. Tamam kardeşim. Ya bak şuralar bile dolmuş. Full artı full. Ver bari biraz dursun üzerimizde.
şeyde kullanırız. Elektrik direklerini. Direkt upgrade edebiliyor muyum? Ha, edilebiliyor. Buna 7 tane bağlıyorsun. Hop. Tamam, yeterli. Gitmeden dedim şunu da halledeyim de. Güdümlü. Onu da merak ettim. Şimdi güdümlü içinde. Muhtemelen o elektronik parçadan isteyeceksin, değil mi? Cephane olarak güdümlü. Tabii ki de. Neden istemeyesin? Çok mantıklı. Valla bugünü tamamen o zaman şeye ayırdık yani. Silahlara. Yok tüfekti, yok tabanca, çivi tabancası. Yok patlayıcılarda falan filan. Çünkü yani çok fazlasıyla vaktimi yedim. Şu an bugün yaptığım işler ortalama 5 saati falan buldu. Teknik olarak bir şey yapmamışım gibi gözüküyor ama işte bunların hepsini yapmak bayağı zaman alıyor. Bunları parçalara ayıracağız. Yapacak bir şey yok. Neyse hepsini en azından bir bölüme sokabildim. Ona şükür diyelim. Ne diyelim? Halimizi şükretmek dışında ne yapabiliyoruz ki zaten? Hop. Tüfeği de yapalım. İhtimalle çoğunluğu kullanmayacağım bunları ben ya. Yani yanımda inventörde yer tutması pek işime yaramaz. Bunu görmüştük. Hatırlıyorum, bu geldiğinde ufak bir bakmıştım. Fakat şey yoktu. Diğer cephane güdümlü, ne alaka? Neye güdümlüyorsun kardeşim? Şimdi normalde R şu, cephanemiz bu. R'ye basıyorsun. Hedef alma falan yok zaten. 15-15 tutuyor. Toplam 35 mermi. He, diğer tarafa harcadım. Neyse, sıkıntı değil. Güdümlüye gelecek olursak. O ne lan? Alanı kes. Ne lan bir anda çıktınız? Aha. Güdümlü ne alaka abi? Aa, alanın içinde her türlü vuruyor. Allah canını alma ya. Anladım. Sen bir şey ayarlamıyorsun. O alanın içindeyse her türlü onu vuruyor. Yani fikir değil. Ha, bunları almıyor. Ha, alıyor. Bu yönden de iyi, fena değil aslında ya. Bayağı da seri sıkıyor be. Hiç de uğraşmazsın yani, var ya. Hoş, diğeriyle de vururum ki yani, ne fark ediyor. Şununla da vurulur. Var mı burada vuracak bir şeyler? Vuracak bir şey kalmıyor ya. Aha. Onun altında vardır kesin. Al. Mesela. Ne kaçıyorsun lan? Roger Roger. Eşşol eşek. Bu zaten sabit. Pete'de ne işi var onun? Bundan bahsetmiyorum bu arada. Oy. Alabiliyormuşum. Oo. Oh, oh, oh. 5 tane mermi kaldı. Ya ne haber? Tamam, boş ver. Aldık mı aldık kardeşim? Ver bunu. Alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Bu da duvarda kaldı. Cephanem çok çabuk tükendi ama. Sıkıntı da değil yani. Yapılabilir. Buralarda patlatılacak bir şey hatırlıyor gibiyim ama. Elde görüyor olabilirim yani. Ne bileyim, öyle kalmış aklımda. Dolaşırken çünkü buralarda şey bulmuştum, alamamıştım. Ha, güzel taraflarından biri de işte bu zehrin üzerinden geçebiliyorsun ya. Şöyle hop.
Bak, zehir buralara kadar etkilemiyor. Hani zehrin içine inip şeyi bile alabilirsin aslında. İşte ne varsa. Zavazingo. Her şeyi alabilirsin. Aa bir dakika. Mağaranın içi... Yok 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 pardon karıştırıyorum tamam. Bu mağarada bir şey yok. Sıkıntı yok burası bu kadar. Buralar da full artı full değil mi? Tıkanmış. Ha yok hala bir miktar üretim var. Boru zaten çok önceden tıkandı da bu... Hala gidiyor. Ha şey üretiyor bununla. Sonradan baktım tıkanınca şeye döndüm. Nerede o? Şu. Kaplanmış endüstriyel kiriş. Çünkü yenisinde bu gerekiyor ya. Bunda. Rokette. Oradan lazım olur diye şettirdim. Evet biraz saçma bir bölüm oldu. Kabul ediyorum. Dediğim gibi yani çok kısa bir bölümle hemen şeyi tek tek gösterebilirdim de. Açıkçası vardı kafamda planlar. Çok fazla vakit deyince bu işler o biraz yalan oldu. Bir sıvı taşıdığında bilmiyordum bu namussuzun bu arada. Sonradan eklendi. Başta yoktu sıvı mı taşıma muhabbeti. Neyse sağlık olsun efendim. Bütün silahlara şeylere baktık. Bir tane sadece cephane kaldı tüfeğin. Bir tane de patlayıcı. O ne lan? Bir tane de patlayıcı kaldı. Nükleer zamanı yapılacak. Onun dışında tamamdır. Evet efendim bölümde bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe